Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Günaydın sevgili izleyenler, mutlu sabahlar. Takvim yaprakları 25 Kasım'a saatler 8.30'u gösterirken yeni sabahla birlikte, yeni haftayla sizlerle birlikteyiz. Ekran gazetesiyle bugün de yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki neler yapıp neler konuşacağız? Şöyle bir yayın akışımıza göz atalım istiyorum. Ben bir yandan sosyal medya paylaşımlarımızı da gerçekleştireceğim. Sizler de bu süreçte mesajlarınıza destek verebilir. Ordu Altay TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim. Tabii şöyle yayın akışını sizlerle paylaşmadan önce yeni hafta temennileriyle başlayalım istiyorum. Yeni hafta sağlık, mutluluk ve huzur getirsin tüm dünya insanlarına. En önemlisi tabii sağlık. Bunun hep altını çiziyorum. Sağlık olmadığı sürece geride kalan hiçbir şeyin pek de önemi olmuyor efendim. Önce Allah sağlık ve iç huzur versin, ardından gerisi de yine beraberinde getirsin diyelim efendim. Tabii bugün de dedik 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Şöyle konuşacaklarımıza bir göz atalım istiyorum sizlerle birlikte. İlk bölümde her zaman olduğu gibi bu sabah da yerel gazete turumuzla Ordu gündemimize başlayacağız. Ordu'da neler yaşandı, neler konuşuldu, bunları gündemimize alacağız. Önce şöyle bir manşetlere göz atıp ardından detayları inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ardından ulusal gazete turumuza geçeceğiz. Ulusal gazetelerde de ülke ve dünya gündemine şöyle bir göz atacağız. Neler yaşandı, neler konuşuldu, verilen mesajlar nelerdi? Bunları değerlendireceğiz birlikte ulusal gazete turumuzda. Ardından haber merkezinden Görkem Karaağaç bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Ordu gündemini konuşup değerlendirmeye, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlere göz atmaya devam edeceğiz. Konuk bölümümüzde ise bugün Ordu Baro Başkanı Avukat Birsen Uçar bizlerle birlikte olacak. Yayınımızı da açarken söyledik, bugün 25 Kasım. Dolayısıyla kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Kadına şiddet son yıllarda ciddi oranda arttı. 2024 yılına baktığımızda Türkiye ortalamasıyla konuşuyorum. Geçtiğimiz yıllara göre en çok kadına şiddetin yaşandığı, kadın cinayetlerinin yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Ekonomik, sosyal sebepleri var. Bunların her birini değerlendireceğiz ama en çok hukuksal boyutuna bakacağız bugün. Baro Başkanımızla birlikte neler yapılabilir? Hep diyoruz ya, kadına yönelik şiddette, cinayette belli başlı yaptırımların, caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor ki bunları önleyebilelim diye. Bunları soracağız. Son dönemlerde özellikle idam gündemdeydi. İdam bir çözüm mü ya da kimyasal hadım bir çözüm mü? Ki Adalet Bakanı Yılmaz Sunç bununla ilgili yaptığı açıklamada yasalarımızda kimyasal hadım var ancak bunun çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor demişti. Bunların her birini, hukuksal boyutunu birlikte konuşacağız Ordu Baro Başkanı Avukat Birsen Uçar'la birlikte. Sizler de konuyla ilgili merak ettiklerinizi bizlere yazabilirsiniz. Sorularınızı bizler de konumuza iletiriz diyelim. Şimdi yorumlarla devam edelim. Mehmet Akgül, günün ilk yorumları geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sevgiler, selamlar demiş. Günaydın, güzel bir hafta olması temennisiyle. Hüseyin Yalçınkaya yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlarınız olsun, hayırlı yayınlar. İstanbul'dan Ordu Akkuşumuza selam olsun güzel insanlara demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizler de hem sizin selamınızı Akkuş'a iletmiş olalım, hem de bizler de İstanbul'a sesimizin ulaştığı her bir noktaya selam ve sevgilerimizi gönderelim. Şimdi yerel gazete turumuza geçmeden önce sabahın ilk saatlerinde biliyorsunuz kameraman arkadaşlarımız şehrin muhtelif noktalarından görüntüleri bizlere ulaştırıyorlar. Bu kez o görüntüyle devam edelim istiyorum. Şöyle bir bakalım, kameraman Zekeriya Bal çekti. Görüntüye baktığımızda şehir merkezinden bir görüntü bizleri karşılıyor. Üst geçitten çekilmiş bir görüntü. Sabahın ilk saatleri trafik akışı yoğun seyrediyor. Bir yandan şöyle Boztepe'ye baktığımızda Boztepe'nin zirvesinde hafif bir kar görebiliyoruz. Yaklaşık iki gündür ciddi manada yüksek kesimli ilçelerimiz başta olmak üzere ülke genelinde kar yağışı etkili oldu. Zaten meteoroloji tahminlerine göre
pazar günü itibariyle gelecekti. Hatta cumartesi ile pazar arasındaki farkın, derece farkının, sıcaklık derecelerinin 10 ile 15 derece arasında düşeceği söylenmişti. Ve söylendiği gibi de oldu. Meteoroloji tahminlerine göre yapılan tahminler tuttu bu sefer diyebiliriz. Kar yağışı etkili oldu tüm yurtta, hem yerelde hem ulusal gazete turumuzda. Bunları da değerlendireceğiz. Nerede neler yaşandı, ekipler sahada mıydı, bunları da konuşacağız efendim. Tabii bugün bazı noktalarda, özellikle 7 ilde okulların tatil olduğunu biliyoruz. Ordu da bunlardan bir tanesi. Ordu'da da pek çok ilçe var. Altınordu'da, Fas'ta, Ünye'de yine tatil olan okullar var. Bunları da sizlerle dün Altaşlı'yı ve ana haberde paylaşmıştık diyelim efendim. Şimdi yavaş yavaş artık yerel gazete turumuza geçelim istiyorum. Şöyle bir manşetlere göz atalım. Manşetlerde hangi haberler yer almış? Gazeteci arkadaşlarımız hangi haberleri manşetlerine taşımış? Üçlü gazetemiz gelsin ekranlara. Karadeniz Ekonomi Gazetesi'ne baktığımızda Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şen Ocak, fındıkta tüm paydaşlar ortak hareket etmeli, desteklenmeli dedi. Birazdan detaylarını konuşacağız. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ulusal Fındık Konseyi Başkanı seçilmişti, iş insanı Cem Şen Ocak. Konuyla ilgili açıklamaları oldu. Özellikle bölgenin sorunlarını bir kez daha dile getirdi. Bunları değerlendireceğiz Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nde. Ordu Yeni Haber'e baktığımızda kokarcı bahane, fiyatlar şahane dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, özellikle yükselmeyen bir fiyat var. Kokarca'da bahane edildi buna. Güzel bir bahaneleri oldu bu yıl. Geçtiğimiz yıllarda farklı konular bahane ediliyordu. Bu yıl da kahverengi kokarca karşımızda. Yeni Haber gazetesinde de detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Fas'a baktığımızda ise ordu beyaz örtüye büründü ifadesi yer alıyor. Ordunun pek çok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Doğa beyaz gelinliğini artık giydi diyebiliriz. Fas'a gazetesinde de bu konuyu değerlendireceğiz. Şimdi Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nden başlayalım istiyorum. İlk haber ekranlarınıza gelsin. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cem Şen Ocak, fındıkta tüm paydaşlar ortak hareket etmeli, desteklenmeli dedi. Detayına bakacak olursak haberimizin, Ulusal Fındık Konseyi'nde başkanlığına genel kurul sonrası yönetim kurulu ortak kararıyla seçilen Cem Şen Ocak, göçü önlemek için fındık çiftçisinin daha fazla desteklenmesini istedi. Önceliklerinin üretici olmakla beraber tüm paydaşların haklarını savunmak olduğunun altını çizen Şen Ocak, Ulusal Fındık Konseyi'nin Tarım Bakanlığı işbirliğiyle dünya pazarında payın artırılması için kısa orta vadeli planlar oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Şimdi detayımıza bakacak olursak efendim, fındıkta üreticinin yanı sıra tüm paydaşların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Şen Ocak, başta üretici temsilcisi, bölge ziraat odaları, ticaret odaları, borsalar, tüccar, sanayici, ihracatçı birlikleri temsilcileri, üniversite STK temsilcileriyle birlikte hareket edersek sektörün sorunlarına daha kısa zamanda çözüm bulabiliriz. Sektörde üreticiden tüccara, sanayicisinden ihracatçısına tüm paydaşların tüm paydaşların sorunları olduğunun altını çizen Şen Ocak, Ulusal Fındık Konseyi oluşumunda üretici ve üretici temsilcisi, ziraat odaları, üretim bölgelerinin ticaret odaları ve borsaları, tüccar, imalatçı, sanayici ve ihracatçı birlikleri, sendikalar, üniversiteler, KOSGEB, TÜİK, TSE, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'yla Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilere yer almakta. Konseye üye tüm grup temsilcileri, arkadaşlar geniş alabiliriz ekranı, o şekilde de bulabilirdim. Bir üste çıkalım lütfen. Ortak ve doğru kararlar alıp birlikte hareket ederse bölge istihdamına ve ihracatına büyük katkılar sağlayabiliriz dedi. Bahadır, biraz daha geniş alalım, onun tamamını tek seferde okuyalım istiyorum. Bir alt başlığımız var özellikle, tüm paydaşlar birlikte hareket etmeli diye. Şimdi tabii özellikle çağrılar vardı. Şimdi bölgeye baktığımızda gerçekten desteklenmesi gereken bölge. Neden diyecek olursanız, bu sebepten dolayı. Çünkü şimdi Giresun ve Ordu coğrafyasına baktığımızda zorlu bir coğrafyaya hakim. Fındık toplarken de, fındık yetiştiriciliği yaparken de, diğer tarım ürünlerini yaparken de aslında zorlu coğrafyası olması sebebiyle elbette ki farklı destekleri
alması gerekiyor. Aslında Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cemşen Ocak da bunun altını çiziyor. Şimdi alan bazlı gelir desteği vardı biliyorsunuz ki. Tabii yıllar içerisinde değişmemesi özellikle tepkilere yol açmıştı. 170 lira olarak başlayıp 170 lira olarak devam ediyordu uzun süredir. Alan bazlı gelir desteği neydi ama özellikle coğrafi koşulları zorlu olan bölgelerin desteklenmesi, üreticinin desteklenmesiydi. Bu da önemliydi. Şimdi bunun adı değişti, temel destek ödemesine döndü. Biraz miktarı arttı ama baktığımızda üreticinin giderini karşılayabilecek miktarda maalesef ki değil. Bunun aslında altını çizerek bölge üreticisinin daha iyi bir şekilde desteklenmesi gerektiğini, yani Sakarya'daki bir üretici ile Ordu'daki bir üreticinin aynı olmaması gerektiğini, Ordu'daki üreticinin biraz daha fazla desteklenmesi gerektiğini, alan bazlı gelir desteği olur, ismi temel destek ödemesi olur, fark etmez. Yeni bir isim de geliştirilebilir ama bu bölgenin insanının, üreticisinin ve yine fındık paydaşlarının desteklenmesi önemli. Şimdi devam edelim o alt başlıktan. Son 10 yılda hiçbir ithal girdi maliyeti olmadan 20 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Şen Ocak, dünya pazarında halen %70'e yakın payı olan fındık ürünümüzün daha çok gelir getirecek hale getirilmesi ve dünya pazarında geçmişte olduğu gibi pazar payımızı %75-80'lere çıkartmamız doğru yöneltilirse mümkündür. Bunun için Ulusal Fındık Konseyi'nin bu çok katılımlı güçlü yapısıyla devlet işbirliği gerekmekte, devletin önüne kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı sunarak ve onaylarını, desteklerini alarak gerçekleştirebiliriz diye konuştu. Şimdi ihracat rakamlarımıza baktığımızda ihracat olarak da desteklenmesi gerektiğini görebiliyoruz. Şimdi pek çok konu özelinde duruyoruz. Ulusal Fındık Konseyi artık tabii Başkan Cemşen Ocak'la birlikte özellikle bölgenin sorunlarını tekrar gündeme getirecek, ele alınacak diyebiliriz. Hatta cumartesi günü. Biliyorsunuz ki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı eğer herhangi bir aksi gelişme olmazsa Ordu'yu ziyaret edecek. Ordu ziyaretinde de ben inanıyorum ki Ulusal Fındık Konseyi Başkanımız Cemşen Ocak da Bakan Bey ile bir araya gelip bölge sorunlarını bir kez daha direkt olarak dile getirecek. Alan bazlı gelir desteği, temel destek ödemesi gibi işte bölge üreticinin üreticisinin ve tarım paydaşlarının destekleneceği artı bir destekleme modeli olabilir. Bununla ilgili çağrıda olacaktır. Bir yandan ihracat rakamlarımızın daha da ilerlemesi, fındığın katma değerinin yükselmesi için yeni çalışmalar gündeminde olacak. Sayın Şen Ocağ'ın da Bakan Bey'e de iletecektir diye tahmin ediyorum ben de. Şimdi bir yorum gelmiş, yorumlarla devam edelim. Ardından yerel gazete turumuzu gerçekleştireceğiz yine. Mustafa Varilci yazmış. Günaydın hanım kızım, hayırlı yayınlar diliyorum. Akkuş'tan tüm Ordulu hemşehrilerime selamlar. Havalar ne kadar soğuk olsa da biz sıcak sohbetimize devam ediyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Demokrat Parti Akkuş İlçe Başkanımız Mustafa Varilci'ye günaydın diyelim. Güzel bir hafta olsun. Aslında güzel şeylerden bahsetmek o kadar iyi ki dediniz ya, sıcak sohbetimiz, keyifli sohbetimiz olsun diye. Biz de haberciler olarak isteriz ki hep güzel haberleri konuşalım, güzel haberleri sizlere iletelim. Böyle güzel, keyifli, sıcak sohbetlerimiz olsun efendim. Şimdi haberle yine devam edelim gündemimize. Kırmızı et fiyatları hızla yükseliyor. Kasaplarda kıyma 650 ile 680 liraya, kuşbaşı 700 liraya kadar çıktı. Marketlerde ithal kıyma 450 lira, kuşbaşı 550 lira seviyesinde. Üreticiler yem ve enerji maliyetlerindeki artışın fiyatları daha da yukarı çıkacağını belirtiyor. Kasap Mesut Yayla, kıymanın 750 lira olması gerekiyor. Mevcut fiyatlar üreticiyi zarara sokuyor dedi. Tüketiciler yıl sonunda 700 lira fiyatlara hazırlıklı olmalı. Bakın çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz aslında. Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı sosyal medyadan. Hatta sizlerle de buluşturmuştum bu haberimizle. Özellikle et fiyatlarına zam gelmeyeceğini söylemişti. Ancak kasaplardaki bu anlamlandırılamayan zama da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın bir el atması lazım. Bakın tüketiciler yıl sonuna doğru, yani şurada bir aylık bir süreç kaldı neredeyse. Baktığımızda 700 liradan kıymaya ulaşabiliyor. Bakın ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Biz hala 2024 yılındayız. Kırmızı et, kıyma,
ya da kuşbaşı girmeyen evler var. Yani çocuklar artık temel besin öğelerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Aileleri ulaşmakta zorluk çektiği için. Yumurta, süt, et, kıyma ve bunun gibi pek çok benzeri şeyler, bütün protein ürünleri, kırmızı eti geçtim, beyaz ete bile ulaşmakta zorluk çekiyor artık vatandaşlar. Yani şu fiyatlar karşısında. Şimdi bunun devletin bir el atıp fiyatları belirli seviyede tutması, belirli seviyede tutmayan bu işte kasaplara ya da diğer marketlere, ortaklara da ceza kesmesi gerekiyor. Yani bunun bir şekilde kontrol altında tutulması gerekiyor. Tabii biliyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çok sayıda denetimler gerçekleştiriliyor. İl ve ilçe tarım müdürlükleri de keza denetimlerini sıklaştırıyor. Ama şimdi fiyatlara bakıyoruz önümüzde. Bu fiyatlarla pek çok çocuğun beslenebilmesi mümkün değil. Yani sadece 700 lira olan bir kıymadan, bir etten bahsediyoruz. Bu zaten birkaç yemek kullanabilirsiniz en fazla bu kıymayı, 700 liraya aldığınız kıymayı. Yani köfte yapmaya kalksanız çok fazla miktar da olmuyor. Birkaç yemeklik sadece kullanabiliyorsunuz ama 700 liradan ulaşıyor insanlar artık. Bir yandan baktığınızda asgari ücretli çalışanların bunu alabilmesi, çocuğuna yedirebilmesi, bir yandan ev geçindirebilmesi mümkün değil. Ancak dediğim gibi Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı buna bir el atmalı diyelim. Şimdi yine haberlerle devam edelim gündemimize. Ordu Yeni Haber gazetesiyle devam ediyoruz. Kokarca bahane, fiyatlar şahane. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, fındık rekoltesinin düşük olmasına rağmen kokarca zararlısı bahane edilerek fındık alım fiyatları düşürülüyor. Piyasada teşekkül eden fiyatlar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı fındık fiyatının çok altındadır dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kahverengi kokarcanın fındık ve diğer tarımsal ürünlere verdiği zararları ve yapılması gerekenleri değerlendirdi. Detayına baktığımızda ise haberim, dünya fındık üretiminden aldığımız payın giderek azalması, ülkemiz dünya fındık üretiminin %64'ünü gerçekleştirerek hala liderliğini sürdürüyor diyen Bayraktar, fındık ürününde dünyada tekel konumdayız. Ürettiğimiz fındığın %85'ini ihraç ederek küresel fındık ihracatının %50'sini karşılıyoruz. Bu durum ülkemizi dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sıralara taşıyor, ancak üreticilerimizin çilesi bitmiyor dedi. Şimdi detayını okumayacağım, çok da vaktimiz kalmadı, arkadaşlarımdan rica ediyorum. Fasta gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz bir sonraki habere. Şimdi kahverengi kokarca bahane edilerek fiyatlar aşağı çekilmeye çalışılıyor diyor aslında Başkan Şemsi Bayraktar. Şimdi baktığımızda evet, bunun yansımasını piyasada özellikle fazlaca gördük. Özellikle Ordu'yu şöyle bir konuşacak olursak, evet, Fas'ta bölgesinden başlayarak pek çok noktada bu yıl kahverengi kokarca zararlısının olduğunu, fındığı çok ciddi manada etkilediğini biliyoruz. Ama şimdi evet, kahverengi kokarca zararlısından etkilenen fındıklara var ama bir yandan da çok kaliteli fındığımız da var yine Ordu sınırları içerisinde. Ancak hepsini zan altında bırakmadan söyleyeceğim tabii ki. Bazı fırsatçılar bu kahverengi kokarca zararlısını fırsat bilerek üreticilerin elinden kaliteli fındığı ucuz fiyatlara aldılar, almaya da devam ediyorlar. Şimdi baktığımızda serbest piyasada şu anda 3 aşağı 5 yukarı 120 lira, 115 lira seviyelerinde seyrediyor. Yani tabelalara baktığımızda bu fiyatları görebiliyoruz. En yüksek şu ana kadar 120, 125'i gördük. Birebir görüşmelerde biraz daha yüksek fiyatlar olabiliyor ama yılın, yani sezonun başından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi Levant kalite fındığı 130 liradan alıyor. Yani bu 130 liradan alması ne demek? Ofisin bunu belirlemesi ne demek? Kesinlikle serbest piyasanın bunun altında bir rakama fındığı almaması gerektiği. Ama her yıl olduğu gibi bu yılda benzer tabloları gördük. Bir türlü yükselmeyen fiyatlar, yükselmediği gibi düşen fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Pek çoğu kahverengi kokarcayı bahane etti maalesef ki. Baktığımızda da hala yükselmeyen fiyatlarla üreticiler karşı karşıya ve baş başa. Şimdi özellikle ihracat rakamlarına baktığımızda tekel konumda olduğumuzu söylüyor Başkan Bayraktar da. Ama bu tekel konumumuzu sürdürebilmek için de fındık üreticisini desteklemek çok çok önemli. Şimdi fındık üreticisi bahçesine küserse, eğer desteklenmezse, ilaç alamazsa, ilaçlayamazsa bahçesini, kışlağını ne yapacak?
üretim yapamayacak. Üretim yapamadığında da işte o tekel konumda olduğumuz fındık var ya, artık ikinci sıralara, üçüncü sıralara düşmek zorunda kalırız. Bu da acı gerçeğimiz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim istiyorum. Ordu beyaz örtüye büründü başlığıyla karşımıza. Detayına bakacak olursak haberimizin. Ordu'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Gölköy, Aybastı, Mesudiye ve Korgan'ın bazı kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreyi bulurken ekipler ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ordu için uyarıda bulunduğu kar yağışı yükseklerde etkili oldu. Gölköy, Aybastı, Mesudiye, Korgan, Akkuş, Kumru, Gürgentepe, Kabataş'ta kar kalınlığı yer yer 25 santimetreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntü çıktı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklarsa sabahın ilk saatlerinden itibaren sokaklarda kar yağışının keyfini çıkarmaya devam ediyor. Beklenen kar yağışı tüm yurdu etkisi altına almaya başladı. Kar yağışını bekliyorduk. Neden? Bir yandan tarım ürünlerinin varlığını sürdürebilmesi, ekosistemin aynı düzende devam edebilmesi için iklim değişikliğinin etkileri diyoruz ya, o iklim değişikliğinin etkisini en azından bu kış yaşamamak için kar yağışını bekliyorduk ve tüm yurtta da etkili olmaya başladı. Şimdi tabii bugün itibariyle dedim ya, bazı okullarda bir gün eğitim ara verildi. Yani karın tadını yine çocuklar çıkaracak diyebiliriz ama ben şu ayrıntıya bir kısacık dikkat çekmek istiyorum. Sokakta yaşayan çok sayıda canımız var. Özellikle bu soğuk günlerde onların o kürkleri, onları koruduğunu sandığımız kürkleri o kadar da çok korumuyor. Yani onlar da yemeğe, suya ihtiyaç duyuyorlar. Lütfen kapılarımızın önlerine, apartmanlarımızın önlerine, bahçelerimize mümkün mertebe alabiliyorsak onları korunaklı bir alana alalım. Yapabiliyorsak yuva yapalım. Karton kutulardan bile olabilir. Şöyle apartmanlarımızın, evlerimizin kenarına karton kutuları koysak, içine küçük bir minder yerleştirsek, küçük bir battaniye, örtü olur. Onları korunaklı alanlara lütfen çekmeye çalışalım. Sokak canlarımızı unutmayalım. Evet, bizlerin bir evi var. Başımızı sokabileceğimiz, ısınabileceğimiz bir evimiz var ama onlar sokaktalar. Hele bu soğuk kış günlerinde, kar yağışının olduğu günlerde yiyecek bulmakta çok çok zorlanıyorlar. Hatta pek çoğu bulamayıp maalesef ki donarak hayatını kaybediyor. Ben bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu soğuk günlerde sokak canlarımızı da unutmayalım. Mama, su koyalım. Koyabiliyorsak dediğim gibi küçük böyle evler, kartondan evler koyalım. Onları da ihmal etmeyelim. Diyelim efendim. Şimdi bu haberimizle birlikte yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde ulusal gazetelerle karşınızda olacağız. Ülke ve dünya gündemini değerlendireceğiz. Belli başlı konular var, yeni gelişmeler var. Onları değerlendireceğiz. Ulusal gazete turumuzda görüşmeden önce şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde yerel gazete turumuzu gerçekleştirmiştik. Şimdi ulusal gazetelerle gündemimize devam edeceğiz. Önce şöyle bir manşetlere göz atalım. Bakalım hangi haberler manşetlerde yer almış. Akşam gazetesine baktığımızda küçük esnaf dönüşemedi ifadesi yer alıyor. İstanbul'da biliyorsunuz ki kentsel dönüşüm başladı. Konuyla ilgili bir haber Akşam gazetesinin manşetinde yer aldı. Türkiye'ye baktığımızda ise kalplerinizin şampiyonuyuz, kalplerin şampiyonuyuz ifadesi yer alıyor. Özür diliyorum. Kalp ameliyatları ile ilgili bir haber Türkiye gazetesinin manşetinde. Yeni Şafak'a baktığımızda ise AB üyeleri tutuklamak zorunda ifadesi yer alıyor. Biliyorsunuz ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail lideri Netanyahu'nun tutuklama kararı çıkmıştı. Bununla ilgili de açıklama yapıldı. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer aldı. Şimdi akşam gazetesiyle ve ilk haberle başlayalım gündemimize. Küçük esnaf dönüşemedi. İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar fırladı. Mahallelerin sembolü olan küçük esnaf dükkan bulamaz hale geldi. Kiralar 5 katına çıktı. İstanbul'da esnaf odasına bağlı 270 bin küçük esnaf faaliyet yürütüyor ve bunların %80'i mahallelerde. Kentsel dönüşüme giren lokasyonlarda binalar yenilenince kiralarda %400'e varan artışlar yaşandı olan küçük esnaf oldu.
mahallenin ışığı sönmesin. Oda Başkanı Faik Yılmaz yüksek kiralar nedeniyle esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını belirterek devam eden de yüksek kiraları kabullendi. Mahallelerimizin ışığı sönmesin çözüm olarak mini esnaf siteleri kurulmalı dedi. Şimdi lastikçi, bakkal, marangoz bunların ifadeleri yer alıyor. Şöyle teker teker bakalım sizlerle birlikte. Lastikçi Ahmet Eser, 30 yıldır aynı dükkandayım, uygun kira bulamayınca mesleği bıraktım dedi. Bakkal Ercan Aslan, 27 yıllık yerim gitti, yakın bir yere 4 katı kiraya çıkmak zorunda kaldım dedi. Marangoz Yavuz Karamürsel ise mecbur taşındım, şimdi daha uzak yere 45 bin TL veriyorum dedi. Bakın ciddi rakamlardan bahsediyoruz kiralara baktığımızda. Maalesef ki kentsel dönüşüm yaşanırken kentsel dönüşümle birlikte yükselen kiraların önüne geçemedik. İstanbul'da özellikle küçük esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı yenilenen binalara istenilen fiyatlar verilemeyince. Bu da kentsel dönüşümün bir diğer yüzü olarak karşımıza çıktı efendim. Şimdi bir diğer haberle devam edelim istiyorum gündemimize. Yağlı yemek depresyona yol açıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre yağlı yiyecekler bağırsak sistemini bozarak depresyona yol açıyor. Aslında bir türlü düzgün ve sağlıklı beslenemememiz birçok hastalığın habercisi son yıllarda. Şeker hastalığı, obezite son yıllarda artan hastalıklardan birkaç tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle fast food beslenme kültürünün bizlerde de oturması, oluşması, ABD'deki yemek kültürünün Türk kültürüyle yine karışması buna yol açtı. Şimdi araştırmalara baktığımızda yağlı yemeklerin bir de fiziksel boyutunun yanı sıra ruhsal boyuta da bir dokunduğunu görebiliyoruz. Artık depresyona da yol açtığı yine haberlerimiz arasındaydı. Özellikle kendimiz sağlıklı beslenmeye özen gösterelim. Fast food tüketiminden uzak duralım. Anne babalar çocukların tükettiği yiyeceklere, içeceklere çok dikkat etsinler. Depresyona da yol açtı. Bunun yanı sıra diğer hastalıkları da beraberinde getirdiğini biliyoruz. Şimdi yine haberle devam edelim gündemimize. Erken kış hayatı felç etti. Kar esareti başıyla karşımızda. Kar yağışı çok sayıda kentte etkili oldu. Ankara-İstanbul otobanı saatlerce trafiğe kapandı. Haberimizin detayına bakacak olursak. Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle D100 ve Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Valilik yolda kalanlara yakıt, kumanya ve battaniye dağıttı. Ankara'da kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı. Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye çıktı. Meteoroloji bugün için 55 kente uyarıda bulundu. 25 ilde de okullara kar tatili geldi. Ordu'da onlardan bir tanesi oldu. Şimdi evet gerçekten bazı noktalarda kar esarete dönebiliyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu noktalarda baktığımızda Bolu Dağı'nda da yine etkili olan kar yağışı nedeniyle metrelerce kuyruklar, araç kuyrukları oluştu ve valilik harekete geçerek bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda insanlara yiyecek içecekler noktasında kumanyalar dağıtıldı, battaniyeler dağıtıldı. Saatlerce süren ulaşım açma çalışmaları da devam etti. Tabii belediye ekipleri de teyakkuzdaydı. Mesela Ordu geneline bakacak olursak Büyükşehir Belediyesi özellikle ilçelerde, yüksek kesimli ilçelerde ilçe belediyeleriyle birlikte teyakkuzdaydı. Çok sayıda ekip özellikle karın esarete dönüşmemesi için çalışmalarını gerçekleştirdi. Hatta bu konuyla ilgili haberlerimizde Ordu Altaş TV ana haberde de izleyeceğiz akşam saatlerinde diyelim. Şimdi haberle yine kaldığımız yerden devam edelim. Barışa katkıya hazırız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasında işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin bölgedeki gerilimleri sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü, barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirtti. Şimdi özellikle son günlerde Rusya ve Ukrayna'daki savaşın
biraz daha kızgınlaştığını görebiliyoruz. Özellikle eski ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya balistik füze kullanması için izin vermesi, Ukrayna'nın Rusya'ya bu balistik füzelerle İngiltere'ye ve ABD'ye ait füzelerle vurması ardından yine lider Putin'in yaptığı açıklamalara baktığımızda savaşın biraz daha körüklendiğini görebiliyoruz. Bunun sebebiyle, bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan da harekete geçti ve Rusya lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barışa katkıya hazırız ifadesini kullandı ki bu savaş ilk başladığı andan itibaren de yine tarafları hem Ukrayna lideri Zelenski'yi hem Rusya lideri Putin'i Antalya'da barışa davet etti, bir toplantıya davet etti. Ancak taraflar yanaşmadığı için bir barış da gerçekleşemedi haliyle, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın ilk anından itibaren bu barışçı tavrını göstermişti. Şimdi bir kez daha telefon görüşmesiyle birlikte hatırlattı taraflara diyelim. Şimdi haberle yine devam edelim gündemimize. Saldırmasa annesini kurtarırdık ifadesini kullandı şiddete uğrayan doktorlar. Şimdi detayına bakacak olursak haberimizin. Konya'da HAS annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu iki doktora saldırdı. Darp edilen doktorlardan Erol Mangır, hastaya 45 dakika müdahale etmemiz gerekiyordu. 6. dakikada bize saldırdı. Annesini yaşatabilirdik dedi. Sağlıkta şiddet durdurak bilmeden devam ediyor maalesef ki. Şimdi onlara güvenmek zorundayız. Bakın Türk hekimlerimize güvenmek zorundayız. Kendimizi, sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, çocuğumuzu, kardeşimizi emanet etmek zorundayız. Emanet ettikten sonra da onların çalışmalarını engellememek zorundayız. Şimdi baktığımızda Konya'da yaşanan bir olay var. 45 dakika boyunca müdahale edilmesi gereken bir hastaya müdahale edilemediği için ve saldırgan çocuğu tarafından doktorlar şiddete maruz kaldığı için 6. dakikada mücadeleyi bırakınca anne hayatını kaybetti. Bu da bu şekilde kayıtlara geçti. Sağlıkta şiddete hep söylüyoruz, üstüne basıyoruz, yeri geliyor altını çiziyoruz, ekranlarınıza konuklarımızı ağırlayıp orada yine söylüyoruz. Ancak yine de sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemedi, pek çok alanda geçilemediği gibi. Bugün kadına şiddeti de çok fazlasıyla konuşacağız, gündemimize alacağız ama durum böyle diyelim efendim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Cinayet üçgeninde 5 ölü. Uyuşturucudan suç kaydı bulunan Bahtiyar Aladağ, Büyükçekmece'de annesini ve babasını öldürüp Avcılar'da eşinin çalıştığı kuaförde bir çalışanı vurdu. Esenyurt'ta da kuzenini katledip intihar etti. Bakın, uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle, tabii bu bir sebep sayılamaz ama onu kullandığı için ve kendini kaybettiği için 5 kişi hayatını kaybetti. Bağımlılıkla mücadele elbette devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bir yandan operasyonlar düzenlenirken uyuşturucu tacirlerine, bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bağımlılıkla mücadele noktasında işte Yeşilay gibi kurumlarla birlikte mücadele ediyor baktığımızda. Ancak böyle bağımlılıkların ne kadar büyük tehlikeleri beraberinde getirebileceğini işte görüyoruz. Dönem dönem yaşıyoruz bu durumu. İstanbul Surlar'daki olayda da yine uyuşturucu bağımlılığı bir kez daha gündeme gelmişti. Şimdi baktığımızda da yine bir başka haberle karşımızda uyuşturucu bağımlısı biri, 33 yaşındaki bir genç, 5 kişi kendi de dahil olmak üzere öldürdü diyebiliriz efendim. Şimdi yine haberlerle devam edelim gündemimize. Şehitler unutulmadı. Evet, dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Şöyle tekrar söyleyecek olursak, tabii başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin küçüklüğümüzden büyüdüğümüz ana dek şu anda yine küçükleri eğiten, öğreten öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Şehit öğretmenlerimiz unutulmadı. Bu kez de onlar karşınıza. Detayına bakalım haberimizin. Aybüke ve Necmettin Hoca anıldı. Terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarları başında dualar ve gözyaşlarıyla anıldı. Batman'da şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın ve
Tunceli'de katledilen Necmettin Yılmaz'ın mezarları başında yine hüzün vardı. Her iki öğretmenimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve onların da Öğretmenler Günü kutlu olsun diyelim efendim. Şehit öğretmenlerimiz mezarları başında anıldı. Necmettin hocamız benim de hemşerim. Gümüşhaneliydi kendisi. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Böyle günlerde, böyle anlarda onları unutmamamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Şimdi tabii aynı terör örgütü PKK tarafından çok sayıda şehit verdik geçmişten günümüze geldiğimizde. Polisimizi, askerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, pek çok alanda çalışan gençleri maalesef ki şehit verdik bu uğurda. Tabii ki yaptıkları, bu ülkeler için yaptıkları yadsınamaz asla. Emekleri asla yadsınamaz. Çok sayıda genci yine büyüttüler, eğittiler, öğrettiler o yaşamları, kısacık yaşamları boyunca. Her kaç tane yaşama, kaç tane kalbe dokundular kim bilir. Ve bir kez daha mezarları başlarında anıldılar diyelim efendim. Bir kez daha bizler de tüm öğretmenlerin, atanmış, atanamamış fark etmez, öğretmen olan, ruhunda öğretmenliği hisseden herkesin Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Haberliğine devam edelim gündemlerimize. Türkiye Gazetesi'yle devam ediyoruz. Kalplerin şampiyonuyuz. Türkiye'de yılda 70 bin açık kalp ameliyatı, 100 bin anjiyo stent işlemi yapılıyor. Dünyanın her yerinden tedavi için ülkemize hasta geliyor. Şimdi alt başlıkları değerlendirecek olursak efendim. Teknolojimiz en üst seviyede. Kalp ve damar cerrahisinde dünyanın mükemmeliyet merkezi olduk. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Levent Yılık, merkezlerimiz ve hekimlerimiz dünya standartlarının çok çok üzerinde. Dünyanın farklı ülkelerinden yabancı uzmanlar eğitim almaya geliyor. Ülkemizde kullanılan teknolojiler de en üst seviyede dedi. Toplum bilincini artırmalıyız başlığı yer alıyor. Detayına bakacak olursak, Türkiye'de yılda 70 bin açık kalp ameliyatı yapıldığını belirten Profesör Doktor Murat Sargın'da yıllık poliklinik sayımız 2,5 milyon. 100 bin kişiye anjiyo, stent gibi diğer işlemler yapılıyor. İnsanlarımız kalp damar hastalıkları riski altında, doktora gitmedikleri için inme ve krizle karşılaşıyorlar. Toplum bilinci artırılmalı diye konuştu. Kalp damar hastalıkları da son yıllarda artan gruplardan bir tanesi. Ancak işte dedim ya, Türk hekimimize güvenmemiz gerekiyor diye. Türkiye'ye baktığımızda 70 bin açık kalp ameliyatı gerçekleştiriliyor ve 100 binde anjiyo ve stent işlemleri gerçekleştiriliyor. Damarlara yerleştirilen o süreci, o ameliyattan bahsediyoruz. Gerçekten de Türk hekimlerinin bir yandan yurt dışından gelen hekimlere de eğitim verdiğini, bu noktada çok çok iyi olduğumuzu, standardın üstünde olduğumuzu söyleniyor, olduğumuz söyleniyor haberde. O yüzden kendimizi Türk hekimlerine emanet edeceğiz diyelim bir kez daha. Şimdi haberlerimiz var, onlarla yine devam edelim istiyorum. Biraz hızlı gidiyoruz ancak bütün haberlerimizi sizlerle buluşturmak istiyorum. Şöyle bir bakalım diğer haberimize. Kayyım'la normale dönüş, belediyelere bayrak geldi. Şimdi bakalım bir. Tunceli Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Konuyla ilgili detaylara baktığımızda ise terör destekçisi Demli Başkan'ın yerine gelen kayyum milletin iradesini belediyeye yansıtıyor. Slogan siteden kaldırıldı. Terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay ceza alan DEM Partili Cevdet Konağ'ın yerine kayyum olarak atanan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ilk icraatlarına imza attı. Sosyal medyadaki Dersim Belediyesi yerine Tunceli ifadesi getirildi. Sloganın yerine de Ay Yıldızı bayrağımız aldı. Evet, şöyle bir baktığımızda sosyal medya, özellikle X, yani eski adıyla Twitter'daki belediyenin hesaplarına baktığımızda, kayyum atanmadan önce Dersim Belediyesi olarak değiştirilmişti seçimlerin ardından. Şimdi kayyumdan sonra bir kez daha hem başlığı hem et olarak değiştirildi, ismi değiştirildi. O da yine Tunceli Bel 62 olarak değiştirildi. Bir yandan da özellikle belediye binalarına da yine Türk bayrakları yerleştirildi. Hemen biyografi olarak adlandırılan noktada da orada bir slogan vardı. Sloganın yerinde olması gerektiği gibi Türk bayrakları aldı. Terör örgütü üyeliği yapan, teröre destek veren, destek çıkan, yardım ve yataklık yapan herkes sonu bu şekilde olacak. Bu belediye başkanı olsun ya da herhangi bir kamu kurumunda olsun fark etmez. Özellikle İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyor.
terör örgütü üyeliği bulunan herkes görevinden alınıyor. Biliyorsunuz ki pek çok belediyede bu zamana kadar görevden almalar oldu. Belediye başkanları terör örgütü üyeliği sebebiyle görevden alındı. Bu Tunceli Belediyesi de onlardan bir tanesiydi. Şimdi yine haberlerle devam edelim kaldığımız yerden. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı Barrell'dan Netanyahu çıkışı, AB üyeleri tutuklamak zorunda ifadesini kullandı. Şimdi haberimizin detayına bakacak olursak. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanı pozisyondaki Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını uygulamayacağını söyleyen ülkelere tepki gösterdi. Borrell, AB'ye üye ülkelere mahkemenin kararını uygulamakla yükümlü olduklarını hatırlatıyorum dedi. Haberimizin detayına bakacak olursak, adaylardan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlılık istiyoruz başlığı yer alıyor. Borrell'ın çok önemli mesajları şu şekilde: bu siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. Avrupa Birliği üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararı. Avrupa Birliği'ne aday ülkelerden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı olmaları istenirken üye ülkelerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi çok komik olacak ifadesi kullanıldı. Bir diğer alt başlığa baktığımızda ise hep soykırıma karşı durdu ifadesi yer alıyor. Avrupa Birliği'nin bir numaralı diplomatı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Birliği'nin Dışişleri Bakanı olarak görülüyor. Gelecek ay görevini devredecek olan Borrell, Avrupa'da İsrail soykırımına en güçlü tavır koyan isimlerin başında yer alıyor. Borrell daha önce de ABD'yi suç ortağı ilan etmişti. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne de şöyle bir bakalım, onlarla ilgili de bir detay var. Fanatik haham Birleşik Arap Emirlikleri'nde ölü bulundu. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nde Perşembe gününden bu yana kayıp olan Haham Zivi Kuan'ın ölü bulunduğunu duyurdu. İsrail yönetimi Filistin'de Müslüman Arapların yaşama hakkı olmadığını savunan Habat grubunun üyesi olan Kogan'ı Abu Dhabi'de baş haham yardımcısı olarak atamıştı. Bu da bir diğer detay olarak Gazze'den geldi bizlere efendim. Bir yandan hala devam ederken soykırım, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan yakalama kararının ardından farklı bir boyuta ulaştı. Şimdi bir yandan baktığımızda özellikle Avrupa Birliği'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararı uygulaması, üyelerinin bu karara destek vermesi gerektiği yüksek sesle söylenirken hala İsrail liderinin Gazze olsun, Lübnan olsun, başkent Beyrut olsun buralarda bombalamaya devam ettiğini, savaş suçu işlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi son bir haber var. O haberi de ekranlarınıza getirip ardından Ulusal Gazete turumuzu da tamamlayalım. Mahkeme 5 soruya cevap arıyor. Narin davası ile ilgili 5 soru hala soru işaretini koruyor. Detaylara bakacak olursak, Narin cinayetini soruşturan mahkeme askeri üsse ait kamera görüntülerini iyileştirmesi için Ulusal Kriminal Büro isimli özel bir şirkete görev verdi. İşte mahkemenin cevabını aradığı 5 soru. 1. Narin Nevzat Bahtiyar'ın evine gitti mi? 2. Kamerada siyah kıyafetli bir kız çocuğu tespit edilebiliyor mu? 3. Nevzat Bahtiyar baba Arif Güran'ın evine gitti mi? 4. Kırmızı ve beyaz renkli arabalar bir araya geldi mi? 5. Baba Arif Güran'ın ev ya da ahırında hareketlilik var mı? Şimdi hala soru işaretini koruyan sorular 5 tane olarak karşımızda. Bir yandan dava devam ederken, sorgulanma devam ederken, Narin'in kim tarafından öldürüldüğü, bunların yanı sıra ve neden öldürüldüğü hala belli değil. Tabii çapraz sorgular yapıldı. Özellikle 4 kişi hakkında müebbet hapis sistemi bulunan 4 kişi sorgulanıyor. Ancak baktığımızda hala da bu konuyla ilgili itiraflar gelmedi. Narin'in kim tarafından ve neden öldürüldü? Evet, bir evin içerisinde, kendi evin içerisinde öldürüldü. Öldürüldüğü saatler, saat aralığı belli. O saatler içerisinde evde 4 kişi var. Annesi, amcası, itirafçı ve abisi. Bu 4 kişiden biri Narin'i katletti ama neden katletti bilinmiyor. Bununla ilgili de bir ulusal kriminal büro kuruldu ve
Konu araştırılacak. Umarım ki bir an önce detaylara ulaşılır ve Narni kimin neden katlettiği ortaya çıkar ve cezalarda suçlarını bulur çeker diyelim efendim. Şimdi bu haberle birlikte Ulusal Gazete turumuzu da tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde haber merkezinden Görkem Karaağaç bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle yine ordu gündemini konuşup değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Görkem Karaağaç bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle ordu gündemini konuşup değerlendireceğiz. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlere göz atacağız diyelim ama öncelikle yayınımıza hoş geldin Görkem. Mutlu haftalar. Evet, hoş buldum. Günaydın diyerek başlayalım. Hem sana hem bütün mesai arkadaşlarımıza hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm hemşehrilerimize, vatandaşlara günaydın diyerek başlayalım. Tabii yeni bir haftaya başlangıç yapıyoruz artık. Kasım'ın da son haftasına girdik. Artık 2024 yılını geride bırakıyoruz. Yeni haftayla, diğer haftayla birlikte son ay Aralık ayına gireceğiz. 2024 yılda oldukça hızlı geçti. Bir o kadar da koşturmalı geçti. Tabii ordu gündeminde oldukça yoğun. Baktığımızda işte özellikle AFAD tarafından, meteoroloji tarafından orduya yapılan uyarılar vardı. Bu uyarılar aslında karşılığında buldu. Şu anda da hava oldukça soğuk dışarıda. Yüksek kesimlerde yine birçok ilçemizde kar yağışı devam ediyor. Genel olarak kazalar da fazla var. Can alan kazalar ne yazık ki istemediğimiz haberlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte son bir haftada neredeyse Ordu'da 3-4 vatandaşımızı kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii bunlar dediğimiz gibi istemediğimiz olaylar. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diyelim. Ama genel olarak yoğun bir gündem var. Özellikle bizler için de koşuşturmalı. Yangınlar çok sık meydana geliyor. İşte özellikle kırsal mahallelerde şu anda işte eski elektrik kontaklardan kaynaklı, tesisatlardan kaynaklı çok fazla yangın meydana geliyor. Bunları görüyoruz. İşte rüzgar 3-4 gündür orada çok etkili. Bu şiddetli rüzgarla birlikte işte ufacık bir yangın çıktığında bile rüzgarın sıçrayıp da daha büyük yangınlara sebebiyet verebildiğini görüyoruz. Yani aslında ordu üzerinde şu anda bir böyle kara bulut var. Son bir haftadır o kara bulut ordu üzerinden hiç dağılmıyor. İnşallah tabii bizim buradaki tek temennimiz... Cinayetler de yaşandı ki son yaşanan cinayet de çok acı bir cinayetti yani gerçekten. Yani insanın içini acıtıyor diyebiliriz. Çünkü 16-17 yaşındaki gençlerden bahsediyoruz. Bunların işte sokağa çıkıp oyun oynaması veya arkadaşlarıyla gezmesi gereken yaşlarda bu olaylar olunca hani... İnsan nereye doğru gidiyoruz diye düşünüyor aslında ve yaşanan olaylarda, son zamanlarda yaşanan olaylarda düşündürüyor diyebiliriz insanları. Tabii ki de toplum olarak burada baktığımızda aslında biraz daha kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Çünkü yani 16 yaşında bir çocuğun bıçak taşıması üzerinde bence çok akıl sırdır erdirilebilen bir olay değil. O yüzden biraz çeki düzen vermemiz gerekiyor. İlk başta tabii yaş ayrımı yapmaksızın bütün herkesin kendine böyle bir dönüp de aynaya bakması lazım. Nereye gidiyoruz, ne oluyor, bunun nedenleri nelerdir diye. Tabii ki de oradaki çocuğu da suçlamak çok mantıklı mı? Tabii ki de işlediği çok büyük bir suç. Ama burada işte aslında ilk baştan başlamak, bakmak gerekiyor. İşte ailesine de bakmak gerekiyor veya işte konuda çok arkasını bilmediğimiz için. Çünkü çok fazla yazılıp, çok fazla yazılıp çizildi. Özellikle hani şundan bahsediyoruz ya, sosyal medya kullanımı artık çok tehlikeli bir yere gitmeye başladı. Bence mesela yapay zekanın hayatı çok kolaylaştırdığı söyleniyor ama bence yapay zeka çok büyük bir tehlike. Senin düşüncen nedir veya izleyenlerin düşüncesi nedir bilmiyorum ama yapay zeka bence aşırı büyük bir tehlike olarak bence ilerleyen yıllarda hayatımızda yer alacak. Bunun nedeni ne diye sorarsanız özellikle işte ses kopyalama olayı çok büyük bir sıkıntı bence. Veya işte fotoğrafla o artık hani şoplama işi bile ayrı bir boyuta ulaşmaya başladı. Evet. Yapmadığın bir şeyi... en yakın şekliyle artık evet, sunuluyor. Evet, yani yapmadığın bir şeyi yapmış gibi gösterebiliyorlar. Mesela bazen karşımıza çıkıyor işte bu eski fotoğrafların canlandırılması. İşte büyüklerimiz, vefat etmiş büyüklerimiz için genelde bu yapılıyor. İşte iki fotoğrafı yan yana koyup onların birbirine sarılmalarını yapıyorlar mesela. Hani bunlar bile çok büyük tehlike. Veya işte bir kadının sesini kopyalayıp da başka birisine mesaj atmak. Bunlar çok fazla özellikle yapay zeka ile karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bak teknolojinin gelişmesi oldukça önemli. Şöyle neye kullandığınıza bağlı olarak değişiyor. Şimdi tıp alanında çok ciddi faydalı işlere imza atılıyor. Eğitimde keza yani pek çok alanı değerlendirdiğimizde faydalı kullandığınız takdirde bütün kolaylıkları beraberinde getiriyor. Yani sizin nerede, nasıl kullandığınıza bağlı.
Yani teknolojiyi siz aleyhinize kullanırsan elbette bir gün size de işler bu. Tabii işte faydalı kullanırsak tabii ki de faydalı. Her şey faydalı. Yani şuradan bir taşın kaldırılıp da faydalı bir yere koyulduğunda o iş bile faydalı ama işte böyle fitne fesada çalışınca akıl bu tür, evet, olaylara girince o yapay zeka kullanımı bence tehlikeli bir boyuta doğru evrildiğini düşünen yani kişiler arasındayım aslında. Yani sadece sınırları belki çizilebilir Görkem. Sınırlarını yani bir kanun, şöyle bir kanun koyarsın, yaptırıcı bir güç olur ki şu an kadın cinayetlerinde bile bugün konuşacağız yine caydırıcı ceza gelebilmiş değil ama sınırlarını çizip cezalar koyduğunu sürece kimse tabii ki cesaret edemez. Ama siz böyle hani deyim yerindeyse deriz ya, elini kolunu sallayarak hareket ediyor diye, yani insanlar yapay zeka ile cirit atmaya başlarsa evet gelecek tehlikeler zaten açık ortada. Ya çok nasıl söyleyeyim? Ya kontrol, çok spesifik bir alan. Evet, evet çok biliyorum. Aşırı bir alan. Belki kontrolü bile eline alma durumu söz konusu bence. Çünkü kendini geliştiriyor. Hani bir davranışı öğrettiğiniz zaman o davranışın üzerine koyarak, evet, hani insan gibi davranmayı da öğretiyorsun ama robot olarak, robot olduğu geçen için... Geçen robotları ikna eden herhalde onu mu? Onu görmedim. Gördün mü? Bir robot 12 tane robotu ikna edip istifa gördüm. Etmeye. Onu yani. Gördüm, onu gördüm. Şimdi sen söyleyince o geldi aklıma. Ya, oradan. Şimdi şöyle, zekası zaten kendini her gün geliştiren ve her gün üzerine katan bir şey. Şimdi baktığımızda ilk etapta bir duyguyu ürettiğin zaman bu duygunun üzerine katarak devam ediyor. Ve bunu oluşturduğunda artık... Kendi kendini geliştirebiliyor bunu. Kendini geliştirebiliyor. Böyle bir yani zeka demeyelim tabii ki de ama hani böyle bir kodlamaya sahip olduğu için hani belki ilerleyen süreçte her zaman hani şey deniliyor ya, daha çok bu işte filmlerde çok görebiliriz ama kontrol eline alma muhabbeti. Hani belki de kontrolü eline alma durumu söz konusu bile olabilir. Evde kullandığımız bir işte temizlik robotu bile. Belki de senin verdiğin görevin dışına çıkacak. Evet. Belki ki başka... onlar da hacklenebiliyor biliyorsun ki. Evet. Kameraları hacklenmişti. Hatta evlerin işte izlendiğine dair de ulusal medyada da geniş yankı uyandırdı bu tehlikeli robotlar. Tehlikeli bir işte. Bak, evet. Mesela bir arkadaşım, ya şimdi hacker da demeyelim ama hani bu telefondan, bilgisayardan, şeyden çok yanıyor. Ben mesela fazla çok hacker fazla anlamam. Hacker o zaman. Yani hacker da denilmez. Hesap çalmıyor ama hani iyi kullanıyor yani. Teknolojiyi iyi kullanıyor. Yapabilecek kapasitede yani. Yapabilecek kapasitesi var, evet. Mesela şimdi kötü düşünmüş olsa, bunu yapmak istese, mesela şu telefonda benim numaramla birlikte, numarayla direkt bunu yapabiliyor. Numarayla her şey yapabiliyor. Bu kadar basit bir döneme geldik. Hani mesela bazen sık sık konuşuyoruz ya kendi aramızda da. İşte telefon yanımızdayken bir şeyle ilgili konuşuyoruz. İşte tatil diyoruz. Böyle gezerken tatil reklamı çıkıyor. Veya işte, evet, ayakkabı diyoruz, ayakkabı reklamı çıkıyor. Hani o yüzden her şey artık çok basit. Bunun işte cebimizde olması, yanımızda olması birçok tehlikeyi, belki de takibi beraberinde getirebiliyor. O yüzden dediğim en basit konulardan birisi mesela bu. İşte evdeki temizlik robotunun kamerasının hacklenmesi. Bu teknolojiden anlayan birisi varsa aslında zaten bunu çok basit bir şekilde kendi lehine çevirebilir. Bizim de aleyhimize çevirebilir. O yüzden evet, teknolojinin gelişmesine asla karşı değilim. Burada işte geri kafalılık yapmıyorum, bunu söylemek istemiyorum. Ama bunların işte belirli bir çerçeve içerisinde kalıp hem burada o mesafeyi koruyup, aslında burada yapmamız gereken şey o mesafeyi de koruyup da işte o yapay zekanın tehlikeli boyuta gelmemesini sağlamak. Konu yapay zeka ile alakalı değil ama açıldıkça oraya, işte konuşuluyor. Evet, oraya, evet, doğru gitti. Ama önemli yani, gündemin sorunlarından, çağ sorunlarından bir tanesi ve ilerlemeye de devam ediyor bu tabii ki. Şimdi bununla birlikte şantajlar da yapılıyor yani işte, aslında baktığımızda işte. Sen gençlerden biraz geldik yaşanan, evet, işte gençlerin durumundan. Özellikle birbirlerine akran zorbalığının yapmalarının bir sebebi de bu oluyor. Yapay zeka ile birlikte şantaj uygulayabiliyorlar kendileri hazırladıkları görsellerle. Bu da çağın problemlerinden bir tanesi ama umarım ki bununla ilgili de bir yaptırım uygulanır diye düşünüyorum ben. Yani en azından öyle istiyorum. Şimdi yavaş yavaş gündemlerimize de geçelim istersen. Önce bir mesaj gelmiş. Mesajı izleyenlerimizle buluşturalım. Safi Gül Korkmaz yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolaylıklar. Bizim dünya penceremizin gülü Büşra Gül hemşerim. Kış mevsimi geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. İnşallah kokar ciletine bir çare olur. İlaç aşamaları herkes yaptırıyormuş. Bu konu bizi üzüyor. Bir köyde 100 hanenin 90'ı yapsa da onu yapmasa yapılan çalışmalar boşa gidiyor. Evet, gerçekten de öyle. Özellikle bu noktada biz gurbetçileri uyarıp hatta muhtarlarla birlikte çalışmalara yönlendiriyoruz bu noktada. Kar da bir işe yarar inşallah demiş. Fakat insanlığın sağlığına da önemli, iyi giyinelim, üşütmeyelim demiş. Evet, biraz da bu konuyla ilgili aslında devam edeceğim. Beklenen kar yağışı Ordu'ya geldi.
İlçeler, özellikle yüksek kesim ilçeler beyaza büründü. Konuyla ilgili Halil Aksu'da bir haber hazırladı. Haber ekranlara gelsin. Arkadaşlar, burası Perşembe Yaylası, Kanlıpınar mevkii. Beklenen kar yağışı Ordu'ya ulaştı. Ülkemize batıdan giren ve ilk olarak İstanbul ve çevresinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinden itibaren Ordu'da da etkili olmaya başladı. Yoğun kar, yaylaya işi olmayacaklar asla gelmez. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Ordu genelinde birçok ilçe merkezini ve kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. İlçelerin beyaz örtüyle kaplandığı bu anlar bölge sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. Karın gelişiyle birlikte doğa adeta bir kış masalına büründü. Vatandaşlar karın oluşturduğu manzaraları fotoğraf ve videolarla sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlar bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne sererken karın getirdiği sevincin de bir yansıması oldu. Meteoroloji kar yağışının yüksek kesimlerde bir süre daha etkili olacağını belirtirken sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde buzlanma riski nedeniyle tedbirli olunması çağrısında bulunuldu. Öte yandan Ordu'nun seyir terası Boztepe'ye de sezonun ilk karı böylelikle düşmüş oldu. Ordu'da kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da bir süre daha etkili olması bekleniyor. Evet, haber. Bugün hatta kar yağışı sebebiyle pek çok ilçede de eğitime bir gün süreyle ara verildi, Görkem, biliyorsun. Hatta sosyal medyada da özellikle yaylalardan inen koyunlar, çobanlar, bu noktada bazıları donmaktan son anda kurtarıldı. Hatta bu konuyla ilgili ana haberde de yine haberimiz olacaktır diye düşünüyorum. Yağış geldi, beklenen yağıştı zaten. Özellikle cumartesi gününden sonrası için meteoroloji uyarmıştı ve beklenen de yaşandı. Yurt genelinde etkisini gösterdi kar yağışları. Sen neler söyleyeceksin Görkem? Ya tabii baktığımızda kar yağışı deyince insanın her zaman, yani kaç yaşında olursa olsun bence bir çocukluğuna gidiyor. İşte o çocukluk çağında özellikle işte köylerde, yani şu anda mahalle olarak geçen köylerimizde yaşadığı işte küçüklük, çocukluk anıları aklına geliyor olabilir. Tabii ben de kendimi bu yönden şanslı hissediyorum. Çünkü çocukluğum benim köyde geçti işte. Şu anda işte merkeze kar yağmazken bizim köyümüz diyeceğim yakın bir mahalle. İşte buradan 20 kilometre anca var. Ancak işte önceki yıllarda da işte iklim değişikliğinin, mevsim şartlarının, mevsim değişikliğinin bu denli konuşulmadığı zamanlarda ciddi kar yağışı alıyordu. Hatta dün bizim burada kar yağışı, kar düşmüş diyebiliriz. Tabii ilk arkada dönen görüntüden başlamak istiyorum ben. Haberin de sonundan biraz, Boztepe'den. Tabii özellikle öncelikle çok şanslıyız. Ne anlamda şanslıyız? Dört mevsim yaşayan bir ülkeyiz. Bu da turizm anlamında önemli bir yere sahip. Ve kış turizmde bölgemiz adına özellikle ilerleyen günlerde daha da sık gündeme gelecektir. Çambaşı Kayak Merkezi, yine Cuma günü burada konuşmuştuk. Özellikle bu yağıştan sonra orada da sezon açılacaktır diye düşünüyorum ben. Baktığımızda özellikle yine Çambaşı Kayak Merkezi'nin arkasında tabii bütün yaylalarımız oldukça önemli bir yere sahip kış turizminde. Aynı zamanda işte ordumuzun seyir terası olan Boztepe. Yılın ilk karı düştü ve genelde bu klasiktir, adettir diyebiliriz. Yılın ilk karı yağında Boztepe'ye herkes çıkar. İşte özellikle kendi arabalarımıza da çıkmayı tercih etmeyiz. Çünkü yollar kaygan olacağı için, bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamak için. O teleferikle birlikte, aslında kar manzarası ile birlikte o kar yağışının tadını çıkartırız. Şu tabii, an teleferik de durmuştu değil mi? 25 Kasım'da duracak diye biliyorum. Bugün itibariyle duracak. O da duracak. Evet. Ya dün aslında son gündü, hem kar yağışı ile birlikte hem de işte teleferiğin bugün itibariyle işte onarıma, bakım onarıma girmesi münasebetiyle bugün itibariyle kapalı olması ile birlikte aslında dün vatandaşlarımız hem karın tadını hem de teleferin tadını aynı anda çıkartabildi. Tabii burada baktığımızda işte orada teleferiğe biniyor vatandaşlarımız, Boztepe'ye çıkıyorlar. Oradaki esnaflarımız da çay içiyorlar, yemek yeme yerleri var, imkanları var, değişik etkinlikler yapabileceği alanlar var. O yüzden baktığımızda bu bize önemli bir ekonomik de katkı sağlıyor. Çünkü özellikle şu anda kar yağışı var ama yazın gelen turistlerimizin de en çok ilgi gösterdiği noktalardan birisi Boztepe.
Çünkü seyir terası ve adı bayağı bir anılıyor diyebiliriz. Tabii kar yağışı etkili. Güzel yanlarına bahsediyoruz ama bir o kadar da zorlukları da var aslında diyebiliriz. Çünkü işte baktığımızda sabah yine sosyal medyada gördüm. Giresun'da 1 yaşındaki bir bebeğimiz hem solunum sıkıntısı hem de işte ateşi varken o kardan dolayı kapanan yollarla 112 ve UMKE ekiplerimiz bebeğimize acil müdahale yapılması gerektiği anda işte o karlı yolları aşarak 1 yaşındaki bebeğimize müdahale ettiler. Bu da oldukça kıymetli. Tabii bunun da zorlukları var dediğimiz gibi. İşte yine Çambaşı'nda 4 vatandaş mahsur kalmış. Özellikle gece AFAD İl Müdürümüzle görüştüm. Orada 4 vatandaşımız kardan dolayı mahsur kalmışlar. Bir eve sığınmışlar. Ardından Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleriyle birlikte 4 vatandaş kaldığı yerden kurtarıldı. İşte yine birçok ilçemizde özellikle bunları görmek mümkün. İşte vatandaşların yolda kalması. Bazıları da şunu anlamıyorum. İşte kar uyarısı veriliyor. Bunu cuma gününe itibaren konuşuyorduk biz. Ama hala mesela hazırlıksız olanlar var. İşte kış lastiğini taktırmayanlar var. Yaz lastiğiyle birlikte karın ortasında kalanlar var. Ya da işte burada baktığımızda ilçelere hazırlıksız gidenler var. Yine yüksek kesimlere çıkanlar var. O yüzden her an hazırlıklı olmamız lazım. İşte zincirini yanında götürmeyenler var. Bunları konuşuyoruz. Tabii iyi tarafından bakmak istiyoruz ama dediğimiz gibi zor kış şartları beraberinde işte kazaları da getirdi. Yine dün akşam özellikle hatırlarsın Ordu Fas'ta Karayolu'nda bu Perşembe tarafında bir kaza meydana geldi. Şu anda güncel bir videoyu da ekranlara neresiymiş? Getirdiler Çambaşı'ndan. Çambaşı'ndan mıymış? Evet, şu an güncel kar kalınlığı da biraz yükselmiş gibi görünüyor. Hatta bayağı yükselmiş gibi görünüyor Çambaşı yaylasından canlı görüntü. Caminin arka tarafı mıymış acaba burası? Çünkü o benim bildiğim caminin arka tarafı gibi geldi ama yanlış da olmasın. Olabilir de yani şöyle şimdi her yerde bir de karla evet, kaplı belli olduğu için de neresi olduğu tam belli olmuyor. Yok değil. Kayak merkezi abi ne Çambaşı. Yukarısı değil kayak merkezi direkt evet. Bence. Çünkü bak şu taraflarda evet, da evet. Tesislerin olduğu noktalar var. Ya şeyi görünce orada nasıl diyeyim? O oturma yerlerini oturma grubuna ne ad veriyorduk biz onlara? Şu üstü kapalı olanlara. Adı şu an aklıma gelmedi. Kamelyalardan bahsediyorum. Adı aklıma gelmedi. Evet. Kamelyaları görünce direkt merkezdeki çardak işte. Çardakları görünce direkt caminin arka tarafında da merkezde 3 tane çardak var. Orası aklıma geldi de. Şu yağışa baktığımızda evet. Yani zaten diyorduk hep Çambaşı Kayak Merkezi bu yıl sezonu erken açacak diye. Gerçekten de erken açacak gibi duruyor özellikle. Yani tabii ki de şu anda özellikle kar kalınlığı istenilen seviyeye ulaşmıştır diye düşünüyorum ben. Çünkü özellikle birçok görüntü gördüğümüzde özellikle bir tane esnafımız paylaşmış. 1,5 metre ulaştı kar kalınlığı diye işte 90 santime ulaştı diye bir görüntü evet. Paylaşmıştı. Merkezde. Arkadaşlar şimdi tam ekranda yaptılar. Teşekkür özellikle ediyoruz. Şu merkezde. Canlı. Yani, evet. Evet. Bir yandan da yağış da var dikkat edersen lapa lapa yağan bir kar da var. Görüyor. Acaba merkezde şu an Çambaşı'nın merkezinde ne kadar var? O da bazen oradaki kameralar çalışıyor bazen de çalışmıyor ama şu an kayak merkezinin oradaki kamerayı canlı da ekrana getirmiş oldu. Aslında özlemiştik de güzel oldu. Evet. Baktığımızda bayağı da bir kar yağışı var şu anda da hala devam ediyor senin de söylediğin gibi. Artık sezon açılacaktır. Bu da oldukça önemli. Tabii baktığımızda keşke bir hafta öncesinden bir yağış böyle yağmış olsaydı da en azından işte o öğrenciler için de ara tatile denk düşmüş olsaydı hem öğrencilerin evet. Hem de ailelerin birlikte tatil yapabileceği bir sezona denk gelmiş olurdu. Tabi hafta sonları da var çok önemli değil. Kar yağışı baktığımızda Kasım ayının sonunda yağdı. Geçen yıl Çambaşı Kayak Merkezi'nde sezon 15 Aralık gibi açılmıştı. Hatta 15 Aralık'tan da biraz sarkmıştı. Ancak baktığımızda şu anda Kasım ayının sonundayız. 25 Kasım'dayız. Kar yağışı şu anda etkili oldu. Sezon açılacaktır. Ve baktığımızda burada neredeyse 15-20 gün gibi bir erken açılması Çambaşı Kayak Merkezi'nin söz konusu. Bu da ilimiz ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlıyor. Tatilden bahsettin ya mesela hani ben şöyle bir bakayım dedim ne zaman olacak en yakın tatil diye. Yarı yıl tatili de yine 20 Ocak'ta başlayacak ve yine Çambaşı Kayak Merkezi'nde yoğun olduğu dönemlere denk gelecek. Bu süreç içerisinde 31 Ocak'a kadar devam edecek tatil. Bu süreç içerisinde de ebeveynler, çocuklar değerlendirecektir evet. Çambaşı Kayak Merkezi'nin karında tadını çıkaracaktır. Ya tabii
O zamana kadar biraz daha var. Tabii en had safa evet. yoğunluğun ulaşacağı zaman o zaman olacaktır. Çünkü işte çocuklarıyla gidenler, işte hı hı. ailesiyle birlikte gidenler o zaman gidecektir. Özellikle il dışından gelmek isteyen vatandaşlar özellikle aileleriyle birlikte o zaman gelecektir. Ama yine genellikle her hafta sonunun dolu olacağını, özellikle kayak severlerin de, tutkunların da Çambaşı Kayak Merkezi'nin için önemli bir destinasyon merkezi haline geleceğini önceki yıllarda olduğu gibi düşünüyorum. Baktığımızda bunlar sevindirici görüntüler aslında. Çünkü ilimiz ekonomisi adına önemli bir yere sahip Çambaşı Kayak Merkezimiz. Tabii orada yeni bir otel var. İşte yukarı çıktığımızda merkeze esnaflarımız var. Yaz, kış açık olan işte orada bir hem fırınımız var, işte kasaplarımız var, pideci var yine orada. O yüzden gelen vatandaşların da aslında orada ilk defa gelenlerin de işte nasıl kalacağız veya ne yiyeceğiz gibi asla bir tereddütü olmaması gerekiyor. Çünkü hemen yan tarafında hem bungalov var orada hem de yeni bir otelimiz hizmete açıldı. Ve doğalgaz da var. Evet, doğalgaz da var. Bu da oldukça kıymetli hı hı. orada doğalgaz olması. Yine yukarı merkeze çıkıldığında çok da bir mesafe yok. Arada 2 kilometre vardır yoktur belki de. Gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz çok güzel de yerler var. Yine yukarıda merkezde oteller var. Konaklamada sonu kimsenin yaşayacağını düşünmüyorum ben. Hatta belki de bu hafta sonu itibariyle Çambaşı'ndaki otellerdeki doluluk oranı %100 seviyesine ulaşabilir diye evet. düşünüyorum ben. Erken rezervasyonla birlikte. Tabii ki önemli. Gitmek isteyenler, karın tadını çıkarmak evet. isteyenler özellikle bu noktaları tercih edebilirler diyelim. Teşekkür ediyoruz Görkem yayınımıza katıldığın ve verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yayının geri kalan kısmında da kolay gelsin diyelim. Evet sevgili izleyenler. Şimdi Görkem'e veda ediyoruz ancak bir sonraki bölümde Ordu Baro Başkanı Avukat Birsen Uçar bizlerle birlikte olacak. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadına şiddeti, cinayeti konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir reklam. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek.